Bir insan diyelim ki haramla meşguldür, günahla meşguldür. Hayatında sende olmayan bir haram vardır. Biz bunun o haramına, o günahına, o yanlışına kızarız. Ama yanlışına kızarız, kendisine kızmayız. Çünkü o haramı bırakır yarın, bizden daha derviş olabilir, bizden daha aşık olabilir, Allah'a aşık olabilir, peygamberine aşık olabilir. Ki çevrenizde tanıdığınız her ikisinden de var. Geçen de bir kardeşimiz geldi, ailece geldiler, karı koca geldiler. Şimdi hanımefendi diyor ki, bu benim beyim diyor, Kur'an okumuştur diyor. Kur'an okudu. Hatta ilerisini söyleyip hafızlığını da yaptı dedi. Evliyiz, iki tane çocuğumuz var dedi. Ama bu şu anda namaz kılmıyor. Cumayı da kılmıyor. İçki de içiyor. Kumar da oynuyor. Zina da yapıyor. Hiçbir şey bırakmadı ki. Hepsini yapıyor. Ha şimdi bu kardeşimiz bunları yapıyor. Bunlar evet çirkin şeyler. Hepsi çirkin şeylerdir. Ama yani dün bunları yapmıyordu, bugün yapıyor. Dün hani kendisini üstün görse bugün ne oldu? Tersine döndü işte. Doğru mu? Ha şimdi biz bu kardeşimize nasıl bakarız? Bitti, gitti, helak oldu gözüyle bakmayız. Yaptığı şeylere nefret ederiz ama kendisine nefret etmeyiz. Kendisi bizim kardeşimizdir. O da bizim gibi ne diyor? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. İlke çok güzel. Nedir ilke? Yanlış yapan insanın yanlışına kızarız ama kendisine kızmayız. O kendisi bizim kardeşimizdir. O yanlış ona yapışmış değildir. Ondan ayrılır, ondan kurtulur. Bizi de çok sollar. Belki de elimizden tutacak bir insan haline gelmiş olabilir.